Mevsim geçişlerinde baharı yaşarken çocuklarımızın kıyafetleri de değişiyor. Beslenme alışkanlıkları değişiyor. İstem dışı ne kadar bağışıklık sistemi de sağlam olsa siz değerli hekimlerin kapısında çalabiliyoruz. Doğru. Çocuklarımız çünkü ateşle, mide bulantısı, kusma, halsizlikle sizlere şikayetlerini anlatabiliyor. Peki önlem anlamında son olarak neler söyleyeceksiniz? Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımız için anne babalar nasıl önlem ve dikkat etmeliler? Tabii ki çocuğun okul döneminde olup olmadığı önemli. Evde bakılan çocukla kreşe giden ya da okula giden çocuk arasında belirgin farklılıklar var. İçinde bulunduğu ortam önemli. Yani evde olan kişi bebek çok kısıtlı sayıda insanla temas etmekte ama kreşe giden ya da okula giden çocuklar bir sürü soruna maruz kalabilmekte. O bakımdan evde olanların zaten beslenmesine tüm çocukların da olduğu gibi dikkat etmek, giyimine, dışarıya çıkarken uygun şekilde giyinmesine dikkat etmek önemli. Zaten o yaşa gelmiş çocuklarda, büyükçe çocuklarda aşılama programı sonuna kadar uygulanmış olarak farz ediyoruz. Zaten çocuğun aşılanmaması bizim tasvip edebildiğimiz bir şey değil. Aşıları tamamsa çocuğun, beslenmesi yerindeyse, giyimi mevsime uygunsa, özel bir sağlık problemi yoksa, almakta olduğu herhangi bir ilacı yoksa, çünkü bazı ilaçlar bağışıklığı baskılayabilmekte, normal hayatına devam edebilir. Bazı dönemlerde işte gripten korunma adına grip aşılarının yapılması uygun olmakta, özellikle sonbahar döneminde. Şu dönem tabii kıştan ilkbahara geçti, artık bu gündemde değil ama daha sonraki sezon yeniden başlayacağı için böyle bir uygulama uygun olur. Onun dışında alması gereken, düzenli alması gereken ilaçları olan bazı kronik dediğimiz işte astım ve benzeri problemi olan çocuklarda tabii başka uygulamalarda gerekmekte. Bu ilaçların takibi, doz ayarlamaları ona göre yapılmalı. Bir de tabii beslenmesine dikkat edelim dedik ama tabii bunun bir de öbür yönü var. Biz yeterli, optimal beslenmeden bahsediyoruz. Bir de tabii aşırı beslenmenin getirdiği bir takım sağlık sorunları da olabilmekte. Çocuğun yaşına uygun kilonun üstüne çıkması çok arzu ettiğimiz bir durum değil ve başka sağlık sorunlarını da, kalp damar sorunlarını da ileri yaşlarda ortaya çıkarabilmekte. O bakımdan anne babalar gerek okul döneminde gerek ev yaşamında aşırı kilo aldırıcı, özellikle bizim abur cubur dediğimiz, Amerikalıların çöp yiyecek dediği bir takım yiyeceklerin tüketimini mümkün olduğunca sınırlamak, onlara örnek olmak adına mümkünse ailenin hiç tüketmemesi çok daha uygun olur. Bizim geleneksel beslenmemiz bunları aşacağını inanıyorum.